Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. Los Angeles'tan Rockstar iş hanının hemen karşısındaki rezidanstan herkese merhabalar. Gerçekten GTA 6 ile ilgili inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Dün GTA 6 sızıntılarının ardından bizim de Haber Uzayı videomuza Take-Two tarafından ban geldi ve videomuz yayından kaldırıldı. Ama olsun, krizi fırsata çeviriyoruz ve GTA 6 ile ilgili son 24 saatte elimize hangi bilgiler ulaştı? GTA 6 ön inceleme videosu gibi bir video ile karşınızdayız. Şimdi hemen elimizde hangi bilgiler var onlara bakalım. Dün ne acayip bir gün yaşadık. Buradalarız. GTA 6 videoları sızdıktan sonra olağanüstü dakikalar yaşadık. Sızıntı videolarına Haber Uzayı'nda yer vermemizin ardından Take-Two peşimize adamlarını taktı. Aranma seviyemiz görseldeki gibi olunca ne yazık ki kaçacak yerimiz kalmadı ve efsane Haber Uzayı bölümü yayından kalktı. Ancak vazgeçmek yok. Habere aç buradalarımıza son GTA 6 bilgileri ulaştırmak için yeniden işimizin başındayız. GTA 6 sızıntılarından sonra oyunla ilgili pek çok yeni bilgi ve video analiz de ortamlara düştü. GTA 6 sızıntısının bir hacker'ın yaptığı ortaya çıktı. Bu hacker Rockstar Hindistan'da çalışan bir geliştiricinin bilgisayarına sızarak pek çok video görüntüyü elde etti. Hatta bu video görüntüler için Rockstar'dan, Take-Two'dan da para talep etti. Daha sonra buna karşılık bulamayınca bütün görüntüleri sanal ortamda yaydı. Yayınlanan GTA 6 oynanış görüntülerinin 2019 yılına ait olduğu söyleniyor. 2019 yılında oyunun erken geliştirme aşamalarına ait. Aynı zamanda bu görüntüler GTA 6'nın hangi şehirde geçtiğinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Evet, kesin bir şekilde söyleyebiliriz ki GTA 6 Vice City'de geçecek. Sızan görüntülerde bulunan metro treni üzerindeki Vice City metro ibaresi, polis arabalarındaki Vice City polis departmanı ibareleri, oyunun en azından bir bölümünün Vice City'de geçeceğine kesin olarak eminiz. Hatta bazı Reddit kullanıcıları oyunda bulunan mekanlarla gerçek mekanları kıyaslamış ve oyundaki bazı yerlerin Miami'deki orijinal görsellerini yayınlamış. Yani Miami demek, Vice City demek. Kesin eminiz oyun Vice City'de geçecek. Sızan oynanış görüntüleri GTA 6'da kadın ve erkek iki karakteri kontrol edeceğimiz de doğrulamış durumda. Lucia, Hispanik kadın karakter. Jason ise Redneck erkek karakter. Oyunda istediğimiz zaman bu iki karakter arasında geçiş yapabileceğiz. Ve hatta çatışmalarda, bazı suçlarda eğer tek başımıza gidiyorsak diğer karakteri yardıma da çağırabileceğiz. Sızan görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay da ana karakterimizin artık sürünmesi ve dinamik siper alması. GTA 6'da karşımıza çıkacak bir diğer oynanış yeniliği de yere silah bırakma ve yerden silah alma mekaniği olacak. Dün geceden itibaren yaptığımız derin video analizlere göre GTA 6'da GTA 5'e göre daha kısıtlı silah bulunduracağız üzerimizde. Yani karakterimiz biraz Red Dead Redemption 2'ye benzer bir şekilde bir silah çarkına sahip olacak ve belirli sayıda silah bulunduracağız yanımızda. Sigara, sağlık kiti, ilaç ve çeşitli eşyaların da yer aldığı ayrı bir silah seçimi menüsü de dikkat çeken yeniliklerden. Karakterlerimiz yanlarında loot bag adında bir çanta da taşıyor. Bu çantaların spesifik bazı görevler için mi yanımızda olduğu, yoksa oyunda bir loot sistemine işaret ettiklerini henüz bilemiyoruz. GTA 6'nın sızım yapan videoları, Rockstar Games'in Red Dead Redemption 2 tecrübelerini de GTA 6'ya aktardığını ortaya çıkarmış durumda. Mekaniklerinde, özellikle vurulan düşmanların vurulma animasyonlarında bariz bir şekilde Red Dead Redemption 2 etkisini görüyoruz. GTA demek araçla yaptığımız takip sahneleri demek, araçtan ateş etmek demek. GTA 6'da da Rockstar devrimsel bir yenilik yapmış gibi görünüyor. Artık araç çatışmalarında sadece arabayı değil, karakterimizi direkt olarak görebiliyoruz. Araç camından sarkarak çatışabiliyoruz. Sevgili bradalarımız, gördüğüm oynanış görüntülerinde bu araç camından çıkıp sarkarak etrafa ateş etme, magandalık yapma mekaniğini oldukça beğendim. Çok keyifli görünüyordu. Rockstar sonunda oyuncuları dinlemiş ve daha detaylı bir araç içi görüntüsüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sızan görüntülerde araç içlerinin çok detaylı olduğu görünüyor. Hatta arabaların direksiyon ayarlarını, iç aynaları ayarlayabiliyor, fren ve gaz pedalının hareket ettiğini dahi görebiliyoruz. Hatta detay takıntılı Rockstar işi iyice abartmış. Videolardan birinde araç koltuklarının ileri geri ayarının, hatta yükseklik ayarının dahi yapıldığını görüyorduk. Daha önce de hatırlarsanız GTA 6'da çok detaylı bir araç modifiye etme sisteminin olacağını söylemiştik sizlere. Rockstar iş hanının güvenlik görevlisinden almıştık bu bilgileri.
Bu sızan görüntülerdeki detaylar bize gösteriyor ki GTA 6 araç modifiye etme anlamında gerçekten çok enteresan yeniliklere sahne olacak gibi. GTA 6'nın Bonnie ve Clyde suçlu ikili, suçlu partnerler hikayesine odaklanacağını biliyorduk. Sızan videolara ve sızan bazı kodlara bakacak olursak oyunda çok farklı soygun mekanikleri yer alacak. Yayınlanan videolarda kadın karakterin bir lokanta soygunu yaptığı, müşterileri kelepçelediği görülüyordu. Dışarıdaki polislerin lokantanın içine bodoslama dalıp ateş etmek yerine lokantanın etrafını sarması daha gerçekçi kararlar veren yapay zekaya da işaret ediyor. Sızan GTA 6 kodlarında nakliye konteyneri soymak, bazı kilitleri açmak gibi mekaniklere de rastlandı. Bu da gösteriyor ki oyunda çok farklı soygun seçeneklerimiz olacak. Belki de evlere bile girip soygun yapabileceğiz. Yine oyun kodlarında jetpack, yorgunluk seviyesi, hayvan evcilleştirme gibi ilginç mekaniklere de rastlandı. Ceset taşıma gibi yeni bir mekaniğin olması oyunda gizlilik unsurlarının da olacağını işaret ediyor olabilir. Yine bir GTA araştırmacısı Reddit kullanıcısı GTA haritasının GTA 5 haritasının 2 katından daha büyük olduğunu gözler önüne sermiş. Toparlamak gerekirse sevgili bradalarımız, tarihin en büyük hacklenme vakalarından biriyle karşı karşıyayız. Sadece bir görsel yayınlamak için bile aşırı titiz davranan Rockstar, oyunun her şeyinin ulu orta yayılmasına nasıl bir tepki verecek bunu bilemiyoruz. Evet, yine bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Rockstar'ın nasıl tepki verdiğini artık biliyoruz. Çünkü Rockstar Games'den resmi bir açıklama yayınlandı. Ve açıklamada yeni oyunumuza dair detayların sizinle bu şekilde paylaşılması bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yeni GTA oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek. Ve oyuncuların beklentilerini aşacak bir işle karşınıza çıkacağız dendi. Ve açıklama şöyle devam ediyor. Yakında yeni bir duyuru daha yayınlanacak ve oyunumuz hazır olduğunda size düzgün şekilde tanıtacağız. Yani görünen o ki Rockstar GTA 6'yı ertelemeyi düşünmüyor ve çok yakında resmi duyuru da yapılacak. Şu an ben de Rockstar iş alanının hemen karşısında bir çalışma ofisi tuttum ve buradan olayları yakından takip ediyorum. Ve inanın, tüm gece boyunca Rockstar Games binasının ışıkları hiç sönmedi. Bu arada her şeye rağmen GTA 6'nın görüntüleri beni oldukça heyecanlandırdı. Bir Twitter kullanıcısının da dediği gibi oyunun erken geliştirme aşamalarındaki hali bile tamamlanmış bir Ubisoft oyunundan çok daha iyi görünüyor. Vallahi GTA 6'nın ön incelemesi gibi bir bölüm oldu. Elimizdeki tüm bilgileri değerlendirdik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Eğer yeni bilgiler varsa da yorumlarda tartışmaya sizleri bekliyorum. Ve hemen sözü merkeze bırakıp diğer haberlere geçiyoruz. Kendi sözümü balla kesiyorum bradalarım. Size bu videoyu da kurguladığım mis gibi bir laptoptan bahsetmezsem olmaz. MSI Bravo 15'ten yani. Bravo 15 sayesinde habere aç milyonlarca bradamızı habersiz bırakmamak için mekan tanımıyorum adeta. Her yerde çalışabiliyor, oyun oynayabiliyorum. Kampa giderken yanımda götürüp dağda bayırda dahi çalışabiliyorum. Bravo 15'te AMD Ryzen 7 5800H işlemci, Radeon RX 5500M ekran kartı bulunuyor. MSI Bravo 15'te AMD ekran kartı ve AMD işlemci arasındaki ten uyumunu hissediyorsunuz. Hem oyunlarda hem de işlem gücünde AMD'ler arası uyumun bilgisayarın performansını arttırdığını görüyorsunuz. MSI Bravo 15 1080p oyunlarda gayet iyi bir performans çıkarıyor. Elden Ring, Dying Light 2, Bannerlord gibi yepyeni oyunlarda orta ayarlarda akıcı bir performans aldım. 16 GB DDR4 3200 MHz RAM'e sahip bilgisayarımızın online oyun performansını da test etmek için Valorant'ta online maçlara daldım ve dedim ki e-spor oyunlarında akar bu alet. 1920x1080 piksel çözünürlükteki 15.6 inç 144 Hz Full HD IPS ekranı özellikle oyuncular için optimize edilmiş. Bu ekran yüksek tazeleme oranı ve akıcı görselleriyle rekabetçi oyunlarda fark yaratıyor. Bilgisayarımızda Cooler Boost 5 teknolojisi var. Bu ne demek? Serin serin oyun oynamak demek. Yanlardaki ve kasanın altındaki petekli yapı sıcak havayı çok iyi tahliye ediyor. Böylece sepiz serin oyun oynuyorsunuz. MSI Bravo 15'in özel kırmızı ışıklandırmalı klavyesi dikkatinizi çekmiştir. Sağlam metal kasalı bu klavye 1.7 mm hareket mesafeli tuşlarla çok daha hızlı tepki veriyor. Klavye gerçekten çok ergonomik. 1 TB M.2 SSD'li Bravo 15 zıban diye açılıp kapanıyor. Ya ben masaüstü bilgisayarımda açma tuşuna basıp yemek yiyip geliyorum, PC anca açılmış oluyor. Bu arada MSI Center yazılımıyla bilgisayarınızda aklınıza gelebilecek tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Adeta MSI Center'la PC'mizin üzerinde tam kontrol.
kontrole sahip oluyoruz. MSI Bravo 15 son yıllarda çıkan oyun canavarı devasa PC'ler gibi değil. Daha çok görev odaklı, daha çok e-spor oyunları ve 1080p oyunlara odaklanan bir laptop. Mobil insanlar için oldukça kullanışlı ve pratik bir alet. Bravo vallahi, MSI'yı tebrik ediyorum. Yani hoş bir PC yapmışlar. Bravo gerçekten ya, sana helal olsun be. Yahu ne dolu dolu bir hafta oldu böyle. Özellikle PlayStation State of Play etkinliği acayip eğlenceliydi. Sony patır patır oyun gösterip 20 dakikada sağlı sollu kroşelerle adeta oyunlarla dövdü bizi. Tabi canlı yayında anı anına o dakikaları milyonlarca bradamızla birlikte yaşadık ama yine de şöyle bir State of Play özeti yapmazsak olmaz. Yok ya, bu sunumda God of War Ragnarok göstermezler desem de Sony State of Play yayınının sonunda God of War Ragnarok'tan nefes kesen bir fragman yayınladı. Atalı ergen Atreus'un güneşe ok attığı bu fragmanda yeni oynanış mekaniklerinin yanı sıra oyunda karşımıza çıkacak Odin ve Thor gibi önemli karakterler de yer aldı. Her ne kadar God of War Ragnarok hala önceki oyunla görsel olarak benzer görünse de özellikle harita çeşitliliği ve dünyanın hayvan gibi büyümüş olması dikkat çekici. Kaos kılıçlarıyla eski oyunlardaki gibi bir yerlerden bir yerlere sıçramak, yeni düşmanlar, ikili Valkyrie savaşları falan çok fena görünüyor. Aynı God of War ama daha büyük ve daha cilalı gibi. Bu arada fragmanda da çok sağlam diyaloglar vardı. Hikaye çok acayip olacak gibi. God of War dışında Tekken 8 de State of Play'de gösterilen sürpriz oyunlardan biriydi. Jin ve Kazuya yaklaşık 50 yıldır dövüşüyor. Birbirleriyle dövüşüyorlar, başkalarıyla dövüşüyorlar. Bazen dede giriyor araya, onu dövüyorlar. Baba oğlu dövüyor, oğul babayı, baba dedeyi, torun dedeyi falan. Yıllardır neyi paylaşamıyorlar hiçbir fikrim yok ama duyuru videosu çok hoştu. Görseller cayır cayır, gameplay ile sinematiği böyle iç içe geçirmişler. Hoş olmuş. Efendim, sunumun ilerleyen bölümlerinde ise Japon'a doyduk. Koei Tecmo bünyesindeki Team Ninja'dan bir yeni oyun duyurusu daha geldi. Rise of the Ronin ile 1863 yılı Japonya'sına gidiyoruz. Hem kılıçların hem silahların çarpıştığı bir döneme. Samuraylığın artık modern silahlar karşısında eski gücünü yitirmeye başladığı Bakumatsu dönemine, yani 300 yıllık Edo döneminin sonuna gidiyoruz. Tepede baskıcı bir yönetim vardır. Japon halkı açlık ve sefaletle, ölümcül hastalıklarla cebelleşmektedir. Ve bir Ronin tüm kötülükleri def etmek için kılıcını kanından çıkarır. Ve macera başlar ya, ne tanıtım metni yazdım resmen. Seviyorum bu Japonluk temasını. Team Ninja zaten mekanik olarak sağlam oyunlar yapıyor. Sağlam mekanik tarihle birleşince güzel oyunlar çıkıyor. Rise of the Ronin 2024 yılında çıkacak. Vallahi bu açık dünya samuraylı Japonlu oyun duyurusundan sonra Ubisoft'un başkanı Assassin's Creed Japonya'yı geliştirenlerle acil toplantı yapmıştır. Beyler demiştir, elinizi çabuk tutun, zaten aksiyon mekaniğini yıllardır yapamadınız. Hatta gitgide daha da kötüye gidiyor. Tek olayımız tarihin, atmosferin ekmeğini yemek. Onu da yiyemeyeceğiz bu gidişle. Japonlar olaya el attı. Japon'un ekmeğini Japon'a yedirmeyiz. Elinizi çabuk tutun. Millet Japon'dan illallah etmeden ver etmeliyiz Japon'u. 2023 sonu gibi Assassin's Creed Japon'u yayınlamamız lazım demiştir. Team Ninja'nın yeni Japonlu oyununu son Japonlu oyun sanıyorsanız bu sunumda gösterilen, yanılıyorsunuz. Yakuza serisini geliştiren Ryuga Gotoku da boş durur mu? Onlar da Like a Dragon 8'i duyurdu. Oyunda Ichiban ve Kazuma Kiryu ana karakterler olacak ama Kiryu pek bizim bildiğimiz Kiryu gibi değil. Sanıyorum Yakuza'lıktan emekli olduktan sonra Reis K-pop şarkıcısı olarak kariyerine devam etmiş. Bu ne hal böyle ya? Deli yürek gibi adam ne hale gelmiş? Neyse, elbette 90 küsür saat boyunca Kiryu neden bu hale geldi öğreniriz oyunda. Olmadı, ahanda şu oyunda anlatırlar. Like a Dragon Gaiden, adını silen adam adlı oyunda Kiryu'nun emeklilik döneminde neler yaşandığını anlatacak. Bu oyun bir spin-off oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir 107 saat falan da bu oyuna gömeriz. Durun, daha bitmedi. Ryuga Gotoku daha önce sadece Japonya için yayınlanan Like a Dragon Ishin oyununu da Batı pazarı için duyurdu ve firma bu oyunlarla aynı zamanda Dragon Engine oyun motorunu bırakarak Unreal Engine'e de geçiş yaptı. Like a Dragon Ishin de yine samuray dönemine odaklanıyor. Yakuza serisinden tanıdığımız tüm karakterler ellerinde kılıçla 1800'lü yıllarda adam kesiyor, yargı dağıtıyor. Bu oyuna da bir 70 saat gömülür. Bitti mi? Bitmedi. Ryuga Gotoku Judgment serisinin de PC'ye geleceğini duyurdu. Duyurmakla da kalmadı. Oyunlar PC'ye geldi bile. Steam'de satışa çıkan Judgment 600 TL'den, ikinci oyun Lost Judgment ise 700 TL'den satışa çıktı bile. Vallahi bu oyunlar da toplamda bir 150 saat sürse herhalde hepsini oynadıktan sonra Japonca konuşmaya başlarız. Bu kadar Japon'a maruz kalmamızın fiziksel bazı sonuçları olacaktır. Yani umarım da bu fiziksel sonuçlar sadece dilimize vurur. Oo, burada penis şaka
şakası mı yaptın ya? Bu ne çeşit zekice bir espridir. Cem Yılmaz bir seninki valla. Erşan Kuneri'yi sen yaz. Bir süre interneti, Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı yani aşırı sosyal medyaları kapatma vakti geldi bradalarımız. Bilgisayarınızı balkondan aşağı atın. Cep telefonlarınızı gömün. Olmadı bir daha evine falan yerleşin. Bir süre yani interneti açmayın. Neden derseniz çünkü Kojima yeni oyununu tease eylemeye başladı. Evet, canını seven kaçsın. Hep rehin alacak bizi Kojima Bey çünkü. Yani birkaç ay sürer bu. Kojima Productions resmi sitesinde Who Am I yazan bir görsel paylaşıldı valla. Hiç uğraşamam şimdi bu kimdir nedir valla. Bıktık senden Kojima'nın gizeminden de şeyinden de. Konami son yılların en mükemmel etkinliklerinden birini gerçekleştirdi. Sony'nin efsane E3 sunumlarını falan unutun. Keanu Reeves'in Cyberpunk 2077 duyurusunu falan çöpe atın. Konami tüm bu efsane anları unutturacak bir duyuru yaptı. Ki zaten günler öncesinde Konami'nin tüm dünyada milyonlarca hayranı olan bir seri için oldukça heyecan yaratacak bir duyurusu olduğu haberleri sızmıştı. İşte o duyuru yapıldı ve sıkı durun, bir yerlere tutunun, camı çerçeveyi falan açın, biraz oksijen alın. İşte o duyuru. Suikoden 1 ve 2 Remastered geliyor. Özellikle Türkiye'de milyonlarca hayranı olan Suikoden oyunlarının yenilenmiş, elden geçirilmiş, remaster eylenmiş versiyonları 2023 yılında geliyor. Lütfen sakin olun bradalarımız. Lütfen bu haberden sonra üstünüzü başınızı parçalamayın. Sükunetinizi koruyun. Suikoden 1 ve 2 remaster için biraz daha beklememiz lazım. Biliyorum çok heyecanlandınız. Zaten yolda falan karşılaştığımız bradalarımız bana abi Suikoden serisi ne zaman geliyor, çıldıracağım falan diyordu. Mail kutum Suikoden sorularıyla doluydu. Gerçekten milyarlar bu haberi bekliyordu. Çok iyi oldu. Sonunda rahatladık. Teşekkürler Konami. Hangi kafayı yaşıyorsanız o kafadan biz de istiyoruz. Bir Suikoden'e bile derman olmayan bu duyuru için çok teşekkürler. Oyunlarda gerçekçilik takıntınız mı var? Bu olay size de oha dedirtecek. Futbol menajerlik oyunu Football Manager'da ilginç bir olay yaşandı. Oldukça gerçekçi olayların yaşandığı Football Manager bu yönüyle futbol hayranlarının vazgeçilmezi olmuş durumda. Ancak bu sefer oyun da kendi gerçekçilik sınırlarını oldukça aşmış görünüyor. Oyunda 6. sezonunu deviren bir oyuncu yaşamış bu tuhaf olayı. Oyunda Liverpool'da bir başkanlık yarışı oluyor ve bu başkanlık yarışını Kahramanmaraşlı bir Türk olan Bora Yağızlı'nın liderliğindeki bir konsorsiyum kazanıyor. Buraya kadar pek de gerçekçi görünmese de olaylar, oyun simülasyonunun asıl gerçekçiliği yakaladığı nokta bu başkanlığın el değiştirmesinden sonra başlıyor. Liverpool yönetimini kulübün sahibinden devralan Kahramanmaraşlı iş adamı ilk iş olarak tüm profesyonelleri kovup yerine Türk çalışanları dolduruyor. Evet, bayağı oyunu yazılımı bir Türk gibi davranarak bütün profesyonel Liverpool'ları kovup Kahramanmaraşlıları Liverpool yönetiminin içine dolduruyor. Vallahi nasıl bir yapay zeka var bu FM'nin içinde ben de anlamadım ama gerçekten ülkemizi çok iyi analiz etmiş. Eylül ayını da neredeyse bitirdik bradalarımız. Yavaş yavaş artık oyun dünyasındaki hareketlenmeyi hissetmeye başlıyoruz. Çıkım yapan oyun sayısında belirli bir artış var. Gelecek hafta da bazı irili ufaklı oyunlar çıkım yapacak. İşte o oyunlar ahanda. Macera oyunlarının en köklü serilerinden Monkey Island serisi geri dönüyor. Point and click severlerin başucu serilerindendir Monkey Island serisi. Yeni oyun her ne kadar görselleri nedeniyle biraz eleştirilse de yine de eğlenceli duruyor. Ben iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Bu türü seviyorsanız bradalarımız istek listenize atınız. Oyunda ne yazık ki Türkçe dil desteği yok ama çıkış fiyatı fena değil. Steam'de 160 TL. Zam gelmeden ki hiç belli olmaz gelebilir almak lazım. Return to Monkey Island PC ve Switch için 19 Eylül'de çıkacak. İşte ülkemizde milyon satacak o oyun sonunda geliyor. İnşaat simülatörü. Dev bir inşaat simülatörünün içinde yaşayan yurdum insanı için hiç de yabancı gelmeyecek bir oyun. Construction simülatörde dozeriydi, kamyonuydu, çimento kamyonuydu. İnşaat denince aklınıza gelecek tüm makineleri kullanıyor, harç çıkarıyor, temel atıyor. Devasa toplu konut projeleri yaparak seçim yatırımı yapıyoruz. Gerçekten şahane bir oyun. Oyunda 70'ten fazla makineyi kontrol edebiliyoruz. ABD ve Almanya haritalarında 90'dan fazla inşaat ihalesi alıyor ve tabiri caizse vatandaşı betona doyuruyoruz. Aldığım bilgiye göre oyunda Beşli Çete adlı bir villain da var diyorlar. İhaleleri sizden önce kapmaya çalışıyor. İnşaat işlerini seviyorsanız bu oyun tam size göre. Construction Simulator PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 ve Xbox One için 20 Eylül'de yayınlanacak.
Fantastik bir dünyadaki tempolu ve aksiyonlu bu büyüme macerasında azılı rakiplere ve baş düşmanlara karşı nefes kesen mücadeleler verirken sırlarla dolup taşan karanlık bir dünyayı keşfedebilir, farklı savaş sistemlerinde uzmanlaşabilir ve iki kız kardeşin ikili güçlerine hakim olabilirsin. Hack and Slash gibi oyun Soul Stice PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için 20 Eylül'de yayınlanacak. Bloomburn'un sakinlerinin şifaya ihtiyacı var ve civardaki en iyi kimyacı sensin. Bu açık uçlu simülasyon, RPG oyununda güvenilir aletlerin, kaynatma kazanın ve yanından ayrılmayan köpek dostunla semptomlara teşhis koyman, malzeme toplaman, iksirler hazırlaman ve hastalıkları tedavi etmen gerekiyor. Stardew Valley dünyasında bir doktoru kontrol ediyoruz özetle. Eğlenceli görünüyor kafa dinlemelik oyunlardan. 8 ay randevu sırası beklemeden doktor ayağınıza geliyor vallahi. Keşke şu dünyada yaşasaydık Doom evreni gibi bir simülasyon içinde kıvranmak yerine. Neyse, Potion Permit PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 22 Eylül'de yayınlanacak. 4 adet karakteri kontrol ettiğimiz Serial Cleaner bir top-down gizlilik oyunu. Oyunda bir çete için çalışan, işlenen cinayetlerdeki delilleri ortadan kaldırmakla görevli bir ekibi kontrol ediyoruz. Oyunumuzun dünyası 90'ların kült filmlerinden ilham alınarak oluşturulmuş. Olay mahallinde polislere yakalanmadan tüm delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Minimal, değişik bir yapım. Serial Cleaners PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 22 Eylül'de yayınlanacak. Шерехла мне прошаки, именуясь Йожин, Йожин, спасин, мочалям се ближи, Йожин, спасин, к весне се ближи, Йожин, спасин.